Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Geometri Full Tekrar Kampı'nın 11. gününe başlıyoruz. Bugün dikdörtgen ve kare günü dikdörtgen ve kare günü ve 11. gün birinci videoda ne yapıyoruz? Her zamanki gibi ilk etapta şöyle bir kısa bir özet tekrar bu 7-8 dakika falan sürer. Ardından klasik soru çözümlerini yapacağız. Kitabımızda da sayfa numarası 93, 94, 95, 96 ve 97'yi çözeceğiz. Evet biraz sayfa sayısı fazla. Nasıl ki üçgenlerde dik üçgende fazlaydı. Burada da dik dörtgen ve kare konusu daha böyle dik üçgen gibi diyebiliriz. Soru çeşidi çok fazla. E, biz de çok fazla soru çeşidi koyduk zaten burada. Hem eski nesilde hem de yeni nesilde. Evet şimdi 11. gün birinci bir dersimize yani birinci videoya başlayalım mı? Başlayalım. Dikdörtgen dediğimiz şey önce bir tanımını bilelim. Bir açısı 90 derece olan paralel kenardır. Aa, paralel kenarsa o zaman paralel kenarın tüm özellikleri burada sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Yani mesela köşegenler birbirini ortalıyordu. Evet hocam. Köşegenlerin birbirini ortalamasını bak şöyle gösterince hocam şunlar eşit. A 90 ya burası. 90'dan çizilen kenar ortaya muhteşem üçlü oluştu. Burası da eşit, burası da eşit oldu. Ekstradan ne çıktı? Şurası o oysa OA, OB, OC, OD birbirine eşit oldu. Yani köşegenler de birbirine eşit oldu. Ve bunlar da birbirine eşit oldu. O, A, O, B, O, C, O, D birbirine eşit. A köşegenler eşit ya. Ekstradan köşegen çizilmişse herhangi bir soruda köşegenle alakası yerde bir bir yerde bir eşitlik verilmişse ne yapıyorsun? Diğer köşegeni de sen çiziyorsun. Bunu da sakın ama sakın unutma. Şimdi bir kere paraya kenar özellikleri sağlıyor dedik ve şunu dedik. Daha özellikleri girmeden önce üçgenle ilgili Çıkabilecek kısımlardan da bahsedeyim ben sana. Arkadaş, burada bir 90 derece var mı elimizde? Var. Büyük ihtimalle karşımıza dik üçgen çıkabilir. Dik üçgenle ilgili işlemlerini yapacaksın. E 90 derece var. Ekstra bir 90 derece daha varsa, üçgende de çözmüştük zaten. Dik üçgende de e, benzerlikte de ne yapacaksın? Alfa, beta, benzerliğine dalıp işlem yapacaksın. Genelde, bak bu paralel kenar olduğu zaman aynı zamanda karşı kenarlarda paralel ya kelebek benzerliği, temel orantı benzerliği çıkabilir zaten üçgensel özellik olarak. Sonra 90 derece olduğu için dik üçgen karşımıza çıkar. Özel açı koyarlarsa özel açı mantığı da karşımıza çıkar. E bir de ne var burada? Kelebek benzerliği ve temel orantı zaten karşımıza çıkar. Dedik karşılıklı kenarlar birbirine paralel olduğundan dolayı. Bir de ekstra 90 derece varsa alfa beta benzerliği de karşımıza büyük ihtimalle çıkacaktır. Ha, Alan malan da isteniliyorsa alan dağıtma işte üçgende alan muhabbet de yine karşımıza burada çıkabilir. Yani bilmediğiniz bir şey burada yok. Zaten paraya kenarda biz bunları görmüştük. İşte alan dağıtmadır şudur budur öncesinde böyle oran bulma tekniklerini falan kullan. Aynı şeyler yine burada geçerli. Yani sen paraya kenarı iyi bir şekilde öğrendiysen ve dörtgenler konusunu üçgenlere iyi bir şekilde uyarlamasını öğrendiysen bu dikdörtgende de karede de çok fazla sıkıntı yaşamazsın. Şimdi özelliklerine gelelim. Diğer özellikleri içinde e, dikdörtgenin içinde ya da dışında bir nokta alındığında karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların kareleri toplamları birbirine eşit. Hani 90'lı bir şey olunca o özellikler birbirine benziyor zaten. Hani Dörtgende hani köşegenler dik kesirse de vardı ya bu A, B, C, D karşılıklı kenarları kareleri toplamları birbirine eşit. Aynı bu. E, 90 derece var dikdörtgenden dolayı. E, o zaman burada da karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların toplamları X kare artı Z kare eşittir t kare artı y kareye. Tamam. E hocam bu nokta dışarıda da olsa yine aynı. Karşıtlık köşelerden çizilen x kare artı z kare ne eşit olacak? Diğer karşılıklı köşeler b ve d. Yani y kare artı t kareye eşittir diyeceğiz. Normalde bunların ispatı hocam dik üçgenlerden falan pisagor bantılarından geliyor ama ispat uzun olduğu zaman ben ne diyorum özelliği bilin. ÖSYM sorar mı? Zannetmiyorum ama Yine de ne olur ne olmaz bir şekilde bilin arkadaşım. İşinize yani sınavda da AYT kısmında karşımıza soru olarak çıksa şaşırmayız. O yüzden ispatı zor olanların böyle bilin. İspatı zor olmayanları da bu özelliği bilmenize gerek yok diye de zaten hep uyarmıştım değil mi? Şimdi dikdörtgende eş ve benzer üçgenler. Evet 90 dereceyi ilk sıra verilmişse dalarsın alfa betaya. Bak alfa beta alfa beta alfa betaya daldın. Da şu kenarlarda eşit ya. Hocam şu üçgenle şu üçgen ne oldu? eş. 90'ın karşısındakiler aynı olduğu için. O yüzden alfanın karşı çizgi ise alfanın karşı çizgi. Betanın karşı çift çizgi ise betanın karşı çift çizgi oldu. Dal alfa betaya bunlar böyle oldu. Ha, şunu da söyleyebiliriz. Hocam dik, dik, dik köşegene karşılıklı köşelerden çizilen yüksekler birbirine eşit. Kendi çapında köşelere kadar ayırdıkları parçalar da birbirine eşit çıktı. Hatta buradan dolayı bunu özellik olarak algılayacaksan paraya kenarda da söylemiştik zaten. Bu dikdörtgende mesela şurada bir nokta alındıysa ben şöyle şöyle üçgenler oluşturduysam eğer şuradaki üçgenin alanıyla buradaki üçgenin alanı birbirinin tıpkısının aynısı. Bak şu üçgenin alanıyla bu üçgenin alanı aynıdır. Niye? Tabanları aynı. Buradan çizilen yükseklikle buradan çizilen yükseklik aynı değil mi kardeşim? Aynı olduğundan. Hatta bu alanla da bak şuradaki alanla da şuradaki alan yine birbirine eşit olmuş oluyor. Bundan dolayı çünkü tabanları aynı. Bak burada da taban bu yüksekleri de aynı olduğundan dolayı çünkü alfa betaları da aldığında bak, beta'nın karşısındakiler yani karşılıklı köşelerden çizilen dikmeler birbirine eşit oldu ondan dolayı. Ama üçgende nasıl ispatlandığını da bilin. Sorularda gerçekten işimize yarıyor. Evet, benzer üçgenler nerede peki? Hocam, ee, şu üçgenle de sarı üçgen benzer. Hatta bu üçgenle de kırmızı üçgen bak şu beta burası da alfa ya. 90'ın karşısındakiler birbirine eşit. Bak şöyle bakacak olursan. Hocam şu kırmızıyla mavi de eş Sarıyla mavi ya da sarıyla kırmızı da ne oluyor? Birbirine benzer olmuş oluyor. Geldik kareye. Karede de arkadaşlar dikdörtgenin özel bir halidir. Bütün kenarları birbirine eşit olan haldir. Köşegenler dik kesir. Köşegenlerin dik kesmesi özel bir durumdur. Bir köşegen çizilmişse diğer köşegeni de biz çizeriz. Köşegenler açı ortaydır. E, zaten bu özellikler kendiliğinden geliyor. Köşegenler dik kesir dediğin zaman... Şunlar birbirine eşit ya dikdörtgende. X kenar dik üçgen çıkıyor. 45, 45, 45, 45 45'ler çıkıyor. Köşegenler dik kesir. Köşegenler açı ortaydır. Ee, köşegenler birbirine eşittir de diyebiliriz. Eşittir de diyebiliriz. Ee, alan dersek alan A karedir. Ya da köşegenler çarpımının nesidir? Yarısıdır da diyebiliriz. Çünkü herhangi bir dikdörtgende köşegenler dik kesirse bu şekilde yapılabilir. E, ee, o zaman biz şimdi kareye bakalım. Kareye baktığımız zaman aa, çok az bir özellik var diyebilirsiniz ama en fazla özellik aslında karede. Niye? Kare bir dikdörtgendir. Aynı zamanda bir paraya kenardır. Dikdörtgende bir paraya kenar ya. Yani kare bir kere dikdörtgenin özelliklerini sağlıyor. Ee, dikdörtgende paraya kenarın özelliklerini sağlıyordu. aynı zamanda karede paraya kenarın özellikleri yine sağlanacak. O zaman dikdörtgende ve paraya kenardaki bütün özellikler burada sağlanacak. Ekstra kendi içinde gelir. kendi özellikleri de oluşuyor mesela ne demek? Yani şunu da özellik olarak anlatıyorlar ama ben özellik olarak vermiyorum bunu. Bir köşegene böyle böyle geldiğin zaman mesela şunlar birbirine eşit oluyor. Sebep çok basit. Bu köşegeni çizecek olursan köşegenler dik ya. Şunlar da birbirine eşit. Dik tabanı iki parçaya böldüğünden dolayı mesela. Bunu da özellik olarak bilme. E hocam burada ekstradan ne gelecektir? Burada da yine alfabete benzerliği kelebek benzerliği işte e, özel açı mantığı kesinlikle bak kesinlikle bak 45 derece var ya özel açı mantığı mutlaka gelecektir. Ee, bunlar ekstradan vardır. Ekstradan bir de ne geliyor? Eşitlik olduğu için eş üçgen de karşımıza çıkıyor. Ee, burada zaten bu konuyu biraz biraz bir tık zor yapan hep böyle benzerlik arıyoruz ama eş üçgen olduğunu fark etmeniz olacaktır. Genelde eş üçgenleri biz kendimiz de oluşturabiliyoruz. O yüzden buna dikkat et. Bak tekrar sayıyorum. Normalde dikdörtgenle ne yapıyorduk? Hocam e, paraya kenardan dolayı kelebek benzerliği, temel orantı benzerliği falan gelebilir diyorduk. Ee, bir de ekstradan alfabete benzerliği bir de dik üçgen karşımıza çıkar diyorduk. Burada da ekstradan bunların aynısını söylüyoruz. Ee, özel açı mantığı kesinlikle çıkacaktır büyük ihtimalle 45 derece olduğundan dolayı. Bir de ne geliyor ekstradan? Alfabeta eşliği geliyor. O yüzden daha üst bir level olmuş oluyor. Ama bu sorulardan korkmayın. Eş üçgen oluşturduğumuz durumlar da oluyor burada. Karede eş üçgenler nasıl oluyor? Hocam ikisi içeride eş üçgen. İlk önce şundan bahsedeyim. Şöyle ikisi içeride eş üçgen. Açılara dalacak olursan Alfa, beta, alfa, beta. Hocam bu üçgenle bu üçgende 90'ın karşısındakiler eş, e, eşit olduğu için bunlar eş üçgen oldu. İkisi de içeride eş üçgen. Biri içeride biri dışarıda eş üçgen. Bir içeride bir de şu 90 derece alıp dışarıda da böyle bir şey oluşturunca bak alfa beta tamamı 90'sa burası alfa tamamı 90 ya buraya da beta beta 90'sa alfa. Ya hocam gerçekten de bu üçgenle bu üçgen eş. Niye? Alfa beta 90 alfa beta 90 ve alfanın karşısındakiler birbirine eşit olduğundan dolayı bunlar eş oldu. Bir de ikisi dışarıda üçgen. Bu da çok çıkıyor karşımıza. Ee, burası 90 derece ya alfa beta dersek beta 90 alfa geçişi burası da beta oldu. Yani şu üçgenle bu üçgen ne oldu? Birbirinin 90'ın karşısındakiler de eşit olduğu için eşit oldu. Hatta kare sorularında yani bir, bir tane dışarıda üçgen varsa bir tane de dışarıda oluşturun diyoruz. Hatta bütün kenarlarda bütün dışarıda böyle dik üçgen oluşturun diyoruz. Kareleme metodu dediğimiz bir teknik var. Mesela burada oluşturmuşuz ya. Burada da şöyle de oluşturabiliriz. Şunu uzat. Şöyle bir dik üçgen oluştur. Burada bak. Burada şöyle de bir dik üçgen oluşturabilirsin. Bu dik üçgenleri oluşturduktan sonra bak beta 90'sa alfa alfa 90'sa beta beta 90'sa alfa alfa 90'sa beta oldu burası. Bakar mısın şimdi buralara? Hocam şu üçgen, bu üçgen, bu üçgen bunların hepsi birbirine eşit olduğu için eş üçgen oldu mu? Oldu. Ee, kısa kenarlar a, alfanın karşısındakiler. Betanın karşısındakiler de B, 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 diyecek olursak. Bak önceden karemiz buydu. Karenin dışında bir üçgen. Dışında bir üçgen. Dışında bir üçgen. Dışında bir üçgen de oluşturunca. Dışarıda da büyükte de bir kare oluştu. A artı B'lik bir kare oluştu. He. Buna da kareleme metodu diyoruz. Bazı analitik geometri sorularında da böyle analitik geometride analitik düzlemde kare verildiğinde ve soruyu çözemediğimiz zaman dışında da kareyi de biz bu şekilde oluşturabiliyoruz bazı zor sorularda da bunu kullanıyoruz. Yalnız dışında karenin dışında bir üçgen gördüğün zaman dışında bir tane de sen oluştur. Hatta oluşturduğun çıkmadıysa bütün böyle dik üçgenleri sen oluşturup kareleme metodu dediğimiz yöntemi de ulaşabilirsin. Çünkü genelde eş üçgen soruların yapılamamasının en büyük sebebi bu eş üçgenlerden dolayıdır. Eş üçgen kaynaklıdır arkadaşım. Haberiniz olsun. Tamam tekrarımızı yaptık mı? Yaptık. O zaman şimdi ne yapıyoruz sorulara başlıyoruz. Hadi bakalım soru çözümlerine başlayalım. ABCD dikdörtgen ve şurada garip yerlerde eşitlik verilmiş. E dikdörtgende köşegenler eşitti. Hatta kestiği zaman şu küçük parçaların hepsi birbirine eşitti. Ana ne çıktı burada x kenar çıktı. Bunu kullanacağım. İlk önce 35 verilmiş. Karşıtlı kenarlar paralel. Zden dolayı burası da 35 oldu. 35, 15 daha 50. Hocam tepe açısı 50 derece oldu. 50 ise x kenardan dolayı 65, 65 yapar. 180'den 50 çıkar. 2'ye böl. 65 65. E bu x ya. E burası 35 ya. Burası da 35 yapar. E sonra ne olacak? Hocam istersen şuradaki üçgenin büyük üçgende işlemden yapabilirsin. İstersen hocam 65 35 daha kaç yaptı? 2 iç açı bir dış açı. Yani 100 yapar burası. Hocam 135 ise o zaman buraya da kaç derece kaldı? 45 derece. İkisinin toplamı 135 ya buraya da 45 derece kaldı deriz. Yani bir örnek bir böylelikle akçay yapar. Geldik örnek 2'ye. Ekstra bir 90 derece var mı? Var. Dal alfabeti. Ekstra 90 olunca böyle dik üçgen oluştururuz falan. Yok oluşturma kardeşim. Dal alfabeti ya. Dal, dal, dal. Bir kere 6, 8. 10 üçgeninden dolayı burası 10 çıkar. 6 ise burası 6'dır. 12 ise burası da 12'dir. E benden de ne isteniyor? X isteniyor. Şuradaki küçük parça. E tamamı 10 ya. Buraya da 10 eksi x kaldı. Dal alfabeti ya. Alfa, beta, alfa, beta. Aa hocam şu üçgenle şu üçgenle oldu. Benzer. E benzerliği uygulayacağız. Beta'nın karşısı 10 eksi x'in. Buradaki beta'nın karşısı 8'e oranı. 90'ın karşısı var burada 12'nin. 90'ın karşısı burada tamamen 10'a oranı. E o zaman buradan sadeleştirme yapalım. 6'ya 5. Buradan 50 eksi 5 x eşittir. 6 kere 8 48 yaptı. 2 eşittir 5 x yapar. Buradan da x eşittir 2 bölü 5 mi çıkar? Evet benden de bu isteniyor. Cevap c an çıkar. Örnek 2'de. Örnek 3'e geldik. Bir katlama var burada. Katlama sorularını eski haline geri getiriyoruz. Ki getirmişler burada. Şimdi üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Yani şu 6 ise burası da 6 mı? Dikdörtgenden dolayı karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Evet. E hocam burası 8 ise katlamadan dolayı burası da 8 mi? Aynen öyle. E sonra bir de üst üste binen açılar da birbirine eşit. Hocam burası 90 ise bir kere kesinlikle burası 90. Şu açıyla bu açı birbirine eşit. A, Z'den dolayı nokta açısı yaptı burası. Z'ye dikkat. Açı ortaylık olduğu zaman karşı kenarları paralel olanlarda Z'ye dikkat diyorduk. Hocam ne çıktı burada? X kenar çıktı. E, bunun tamamı zaten kaçtı? 8'di. Buraya 8-X kaldı. Bak X, 8-X kaldı. Hocam burada da X kenar çıktı. 8 de burası da 8-X. E hocam ne yapacağız artık burada? Pisagor. Bizden zaten X deniyor. Mavi üçgende. Pisagor'du. Uygula. Olay bitsin. 6-8-10 sağlaması tutmuyor. 8 yazınca 6-8-0 yapıyor. Değil mi? hissettik tutmadı. O zaman yapacağız Pisagor bağıntısını. 8 eksi x'in karesi eşittir. 6'nın karesi artı x'in karesi diyeceğiz. Birincinin karesi eksi. Birinci ile ikincinin karesini. E, birinci ile ikinci çarpımın iki katı. Artı x kare eşittir. 36 artı x kare oldu. x kareler nanay. Buradan e, 16 x buraya geldi. Buradan bunu atınca böyle 16, 8, 48 mi? Yok. E, 28 mi? 28. O zaman x de buradan 28 bölü 16 geldi. 4'e bölsen 7, 4'e bölsen 4. Yani cevap 7 bölü 4 çıkar. Evet cevap balık kesir oldu. Üçüncü soruda. Geldik 4'e. A, ÖSYM. Bak bunu çok sever. Şimdi eş dikdörtgenler mi yapılmış burada? Evet. Görüldüğü gibi 5 eş dikdörtgene ayrılmış. Ne bu? ABCD dikdörtgeni 5 eş dikdörtgen ayrılmış. Burada genelde kısa kenarlarla uzun kenarı buldurturlar. Dikkat ee, ben buraya kısa kenarlar bak şunlar birbirine eşit dediğimde bak kısa kenara dikkat et. A, 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 A dersem hocam bunun tamam 3A. Bunlar da birbirine eşit ya. 3A bölü 2 ile uğraşacağım. Ee, 3A bölü 2 ile uğraşmaktansa kısa kenarında sen 2A, 2A, 2A dersen 2, 4, 6A. Bunlar da 3A, 3A diye böldü mü? Böldü. Bak kısa kenardan dolayı uzun kenarı bulmuş olduk. Kısa kenar 2A, 2A uzun kenarda 3A. Yazdık. E çevresinde bize 66 vermiş. E 3 3 6 A burası. 6 A burası. Burası da 5 A oldu. 6 5 11 6 5 11 22 A. 22 A'yı bize kaç vermiş? Çevre olarak 66 vermişti. A'yı da burada 3 bulduk. Alan ABC'de isteniyor. A3 ise burası 15. Burası da 18 oldu. O zaman alan ABC'den olacaktır. Dik kenarlar çarpımı. Yani 15 ile 18'in çarpımı olacaktır. E o zaman bu ne diyelim 9 270 yapıyor. Hocam nasıl böyle çarptınız ya 15 18'i? Şimdi bunu ayırdım böyle 9 çarpı 2 diye. 2 ile 15'i çarpınca 30. 30 ile de 9'u çarpımı direkt 270 yaptı. Aklında bulunsun böyle. 15'in ile 18 çarpayım falan filan. Özellikle sonu 5'liler de bu şekilde yapabilirsin. Anlaştık. Mı? Örnek 4. Denizli. Geldik örnek 5'e. Geldik örnek 5'e be ya. Dikten dik çizilmiş. Ne var burada? Öklit ama bu doğrusal mı? DE ile AC demiş. Evet AC doğrusallık var. Peki benden X isteniyor. Şimdi düşünelim o zaman. Hocam bir kere öklit bağıntısından şurayı bulup sonra karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların kareleri toplamları deyip yani şunun karesi artı bunun karesi 8'in karesi artı 3'ün karesi deyip sonuca ulaşabiliriz. Ya da formülsüz bir şekilde hocam ben bu x'i bulmak istiyorsam 90 dereceye karşılık getirmeliyim diyebilirsin. En mantıklı hareket getirdin şöyle mesela 90'a. E dikdörtgende karşıtlı köşelerden çizilen dikmeler eşitti. Niye? alfabetaları dalınca şu üçgenle şu üçgen eş üçgen yapıyor. 90'ın karşısındakiler aynı olduğundan dolayı. E burada karşıtlı kenarlar birbirine eşit ve aynı zamanda şu parçayla da şu parçada birbirine eşit oluyordu. 3. Burası da 5 olacak. E şimdi ben bu çift çizgiyi bulacağım. i̇lk önce haşı öklit bantısından bulayım. H kare eşittir 3 çarpı 8 ya. H da buradan kök 24 geldi. H buradan kök 24 ise eğer kök 24. Kare kütüğünde 24 ise eğer. Hocam burası da kök 24. E burada artık pisagor bağıntısı x'in karesi eşittir. Kök 24'ün karesi 24 artı 5'in karesi 25. Yani 49 oldu burası. x kare 49 ise x'i de böylelikle kaç buluruz? 7 buluruz. Evet şurası gözükmedi galiba. Şurası 49 yaptı toplamda. E, x kare 49 x de böylelikle 7. Yani cevap Ceyhan oldu. Örnek 5'te. Işte. Geldik örnek 6'ya. 15, 20, 25. Arkadaş burada ne var? Bir kere kesinlikle kesinlikle ister kelebeği kullan, ister alfabeteyi kullan. istediğin şekilde yapabilirsin. Sana kalmış diyeceğiz. Ama bakalım sana da pek kalmasın ya. bir kere buradaki uzunluk 15, 20, ne üçgeni? 25 üçgeni. Şu kırmızı uzunluğun tamamı 25. Hocam bir dik üçgende bütün kenarlar belli. Yükseklik eksikse alandan gidiyorduk. 25 çarpı h bölü 2 de bu üçgenin alanını veriyor bana. 15 çarpı 20 bölü 2 de bu üçgenin alanını veriyor bana. Yani oraya da 15 çarpı 20 bölü 2 de yazalım. Bölü 2'ler gider. 5'e bölsen 5, 3. 5'e bölsen 4. 4 3, 12. H buradan 12 geldi. H'ın buradan 12 gelmesi ne kadar değerli bir şey. O zaman 12, 15 ne üçgeni? 9, 12, 15 üçgeni. 12, 20 ne üçgeni? 12, 16, 20 üçgeni. E bunlar da birbirine paralel mi? Paralel. Sonrasında işlemler gelecek. Nasıl gelecek? Gelecek, gelecek, gelecek. Sonrasında işi kolaylaştırayım. Arkadaş bir kere şununla şu birbirine paralel mi? Paralel. E bunlar da birbirine paralel. E burada bir paralel kenar çıktı mı? Çıktı. Paralel kenar çıktığından dolayı hocam burası aynı şekilde kaç? 16, 9, 25 burası da 25 paralel kenardan dolayı. Bu arada e, hani şu karşılık dikmeler Çizilen birbirine eşit değil miydi? Oradan da yapabiliriz tabii ki. Hocam bu 16 ise burası da 16'dır. E o zaman burası da 9 değil midir? Evet. Burası da 9'dur. 16, 9 daha 25. E, h kare eşit p çarpı k'dan burası da 12 yapar. 12, 16, 23 üçgeni. 9, 12, 15 üçgeni. Bizden ne isteniyor? KLX isteniyor. E artık. E, e, e. Bulduk artık x'i. Şu 16'yı da bulduktan sonra da şu temel da gidebilirdik. Nereden? Şuradaki üçgenden. Hocam 9 bölü 16 neye eşittir? 12 bölü 16. 12 bölü 12 artı x eşittir. 3'e böl. Pardon. 3'e böl. 3'e böl. 4, 3. Ondan sonracığıma böyle sadeleştiriyoruz. Ee, i̇şler i̇çler dışlar yapıyoruz böyle. Hadi işler dışlar yapalım. Sadeleştirme derken içler dışlar. Kafa gitti. İçler dışlar yapıyoruz şimdi. 36 artı 3x eşittir. 16 çarpı 4. 64 yaptı. Buradan 3x eşittir kaç yaptı? 28 yaptı ve x de böylelikle kaç buluruz? 28 bölü 3 buluruz. Yani bizden de x deniyor. Cevap balık ise çıktı. Farklı türden de sonuca ulaşabilirdik. Yine burada alfabetalara dalıp alfabete benzerliklerinden de yine sonuçlara ulaşabilirdiniz dostlar. Evet cevap balık kesir. Geldik bir sonraki soruya. ABCD dikdörtgen ve şu açılar eşit verilmiş. 3, 4, 5 üçgeni. E, bu açılar eşit bu açıları ben nasıl kullanabilirim? Ya açı mantığını kullanacağım. Hocam alfa beta 90 ya. Bu üçgenle şu üçgende bir benzerlik. Alfaya ait bir dik üçgen oluşturayım. Şöyle dik üçgen oluşturursam hiçbir şekilde şey oluşmadı. Ee, şuradaki dik üçgen hiçbir kenarı oluşmadı. Ama daha öncesinden biliyoruz. Neyi biliyoruz? Şöyle bir alfa gördüğün zaman ya buradan dik çizersin ya da diğer açıdan dik çizersin diye söylemiştik. E, o zaman biz de burada buradan dik çizince olmadıysa bir de buradan dik çizelim. Buradan dik de şuraya gelmiyor. Bu geniş açılı ya sadece ve sadece dışarıya düşmüş oluyor. Hop şöyle dışarı düşmüş oluyor. E sonra ne yapacağız burada? Hocam beta ise ters açıdan beta. Beta 90 ise alfa. A. Öncelikli olarak bak şu üçgenle şu üçgen benzer oldu. Alfadan beta'ya geçiş 3'e 4. O zaman alfadan beta'ya geçiş 3'e 4'ü burada yazalım. Sonra hocam alfa beta 90. Alfa 90 bak burası da beta. Bu sefer senin şu küçük üçgenle büyük üçgen benzer. Alfanın karşısı 3K'nın alfanın karşısı 4K'yı oranı. Hocam küçük üçgende aynı açının karşısındaki kenarları oranlıyorum. 3K'nın 4K'yı oranı eşittir. Burada 90'ın karşısı soruluyor ya. 90'ın karşısı 3 bölü 90'ın karşısı X deyip üçgen 4. Evet cevaba 4 diye ulaşırız arkadaşlar. Cevap bu şekilde 4 çıkar. Ama farklı bir şekilde çözülebilir mi? Çözülebilir. Ben burada açı mantığını bu şekilde benzerlikten kullandım. Başka nasıl çözebiliriz? Ya hocam bu açılar eşit verilmiş ya. Bunu ben nasıl kullanabilirim? E hocam şurada şöyle bir dik çizince paralel çizmiş oluyoruz. E hocam dik çizdik şöyle paralel çizdik. E bu açı buraya mı geldi? Evet. Açı ortaylı çıkmış oluyor. Açı da kullanabiliriz. Şurası 3'e 4 ya. Hmm. Alfa beta. Hocam burası da beta ya. Bak dikkat et. E, betadan alfaya geçiş 3'e 4. O zaman burada da betadan alfaya geçiş 3'e 4. 3K'ya 4K yazabilirim. Betadan alfaya geçiş. Sonra bu üçgende ne oldu? Çizgiye çizgi. Baksana bu üçgende Açı ortaylık oldu burası. Şu beta ya. Burası beta. Yani çizgiye çizgi açı ortaylık oldu. Açı ortayda koldaki oran tabandaki orana eşit olacaktı. Yani 4K bölü X eşittir. 3K bölü 3'e eşit olacaktır. Bak daha kolay çıktı sanki burada. Ya da hocam 3K'da 4 olduysa 3'de de 3, 4 olur diyebiliriz burada direkt. Ya da hocam 4'e 3 oran var. 4'e 3 oran olacak. Cevap 4 diyebiliriz. Ya da işte 4K'nın X oranı, kollar oranı, tabanlar oranı 3K'nın 3'e oranından Şunlar gitti. K'lar da gitti. Direkt x4'e eşit oldu. Evet x4 oldu. Sanki bu yol daha kolay oldu. İyi ki ikinci yolda göstermişim size. Benzerlikte yine benzerlikte kullanıyoruz. Burada hem benzerlik hem de açı ortayla da kullanmış olduk. Diğerinde de iki tane benzerlik birden yapıp öyle kullanmıştık. Evet yedinci soru. Akçay geldik 8'e. Arkadaş 90 derece var. Pisagor bantısı var mı yok ama dalla alfabete ya. Alan ABC'de isteniyor bizden. Bizim şu x'i bulmamız lazım. E dikdörtgenden dolayı 9 karşı tarafta 9 x'e karşı tarafta x değil mi? Evet. E ee, ekstra bir 90 derece var. Dal alfa beta'ya kardeşim x'i bulmak istiyorsak. Dal bakayım alfa beta. E ters açıdan beta beta 90 sa alfa tamamı 90 sa beta beta 90 sa alfa burası da beta oldu. Hatta alfa 90 sa burası da beta oldu. Yani bir sürü üçgen var elimizde alfa betalı. Hocam neresi bir sürü? Bak dikkat et. Bir burası. 2 2 şu büyüğü 3 daha da büyüyor. Sonra 4. Burası 5. Şurası 6. burası 7. Burası. Yani ben şu ana kadar 7 tane üçgen saydım mı? Saydım. Belki daha da fazla da olabilir. İşte bu 7 tane üçgenden 7'sine birden mi bakacağız? Hayır. Kenarları belli olan üçgenler bizim için yeterliydi. Valla bir kere x için içinde olacak. 4 de verilmiş burada. Hocam 4'e x şu üçgen alabilir miyim? Evet. Sonra başka hangi üçgeni alabilirim? Hocam bir de bak şu üçgene bak. Bak bak bak. bak. İki kenarı belli olan. X'e 12 mi? 16 bu. 16. Gördüğünüz üzere. E hadi benzerliği uygulayalım. Sarı üçgenle mavi üçgen benzer. Alfanın karşısı 4'ün. Büyükte alfanın karşısı. X oranı. Beta'nın karşısı X'in. E, mavi de beta'nın karşısı. 16'yı oranı. X kare eşittir 16. X'i de böylelikle 4. Yok. X kare 64. 16 nereden çıktı? 64 x de buradan ne bulduk? 8 olarak bulduk. X 8 benden alan isteniyor. E hocam dikdörtgenin bir kenarı 9 diğer kenarı 8. 9 çarpı 8 yani cevap 72 yapar. Evet örnek 8'i 72 bulduk. Geldik örnek 9'a. ABC'de dikdörtgeninde 6 kök ve 3 verilmiş. Bizden x isteniyor. Bak burası dik. Şu köşegene dik kesmiş. Ben şu köşegenlerin birbirine eşit olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. He, iki tane yol fark ettim. Bir şu. Hocam dik taban iki eş parçaya bölmüş. Nerede biliyordu? X kenarda değil miydi? Evet. Hocam dik taban iki eş parçaya bölmüş. Altma x kenarı geldi. Altma gelen başıma gelsin. Hemen yüksekliğin kollarında x kenarı oluşturdum. Pisagor bağıntısından 9 artı 72 81. O zaman burası 9 mu yapıyor? Kök 81'den evet. Burası da 9. Sonra büyük üçgendeki Pisagor'dan şurayı bulurum. Sonra burası çıkar ve sonra burada da Pisagor'dan da bu sonuca ulaşırım. Burada bir problem yok değil mi? Birinci yol bu. Ama birinci yol sanki biraz böyle özel bir yol gibi oldu. Daha kolayı var mıdır acaba? Vardır tabii ki. Nasıl olacak daha kolayı hocam? Şimdi bu bir ikizkenar üçgen ya. Şunlar hep x kenar ya. Şöyle eşit eşit eşit, eşit ya. Hocam şuradan şu x e ait bir 90 dereceye getirsem belki bulabilirim. Aa ikiz kenarda çizilen yükseklik oldu bu. Tabanı iki eş parçaya bölmez mi? Taban bak burası değil mi? Bu tabanı iki eş parçaya böler. Bu arada şurada da bir orta taban çıktı mı? Çünkü bunlar da birbirine eşit. 6 kök ise o zaman burası 3 kök yaptı. E, şu da ikizkenarda kenarda çizilen yükseklik olduğu için ya da orta taban olduğundan dolayı A ise A artı 3'e A artı 3 olacak burası. E burada ne çıktı? Hocam H kare P K yani 3 kök 2'nin karesi eşittir A çarpı A artı 3'den dolayı bu kaç? 18 yaptı. 6 kere 3 18 A yerine 3 yazarsam oluyor. Demek ki A'yı 3 buluruz. E A 3 ise Burada da artık Pisagor bağıntısından sonuca ulaşırız. X kare de eşittir. 3'ün karesi artı 3 kökkenin karesi deriz. Ve sonuca ulaşırız. 9 artı e, bu 9, 18. 9 artı 18 kaç yapıyor? 27 mi yapıyor? X o zaman kök 27 yapacaktır. Kök 27 de neye eşittir? 3 kök 3'e eşittir. Örnek 9 denizli çıkar. Güzel bir soru. İki farklı yolda sana göstermiş bulunduk. Geldik bir sonraki soruya. Kareye başladık. Evet ABC'de bir kare. Büyük bir kare. DKC eşkenar üçgen bak karenin kenar uzunluklarını şöyle eşitlerini yaz. Sonra DKC de eşkenar üçgen olmasını söyle. Bir kenar çift çizgi ya. Çift çizgi çift çizgileri göster. Eşkenar üçgen 60 60 60 oldu. E hocam tamamı 90 buraya 30 kaldı. E bak burada x kenar üçgen çıktı. Tepe açısı 30 derece. Ekstra x kenarlıklar çıkar. Düzgün çokgenlerde de böyle yapıyorduk zaten eşitleri yazıyorduk. 180'den 30 çıkart 152'ye böl. 75 75 yapar taban açıları. E hocam tamamı 180 yapacak. 75, 60 daha 135. O zaman buraya da 45 derece kalır. Yani örnek 10. Balıkesir, Çıklar. Geldik örnek 11'e. ABCD bir kare ve DB ile AE birbirine eşit verilmiş. Bak, bak, bak. Olaya bak. Köşegenle alakası yerde bir eşit verilmiş. Ne yapıyorsun? Diğer köşegeni mutlaka sen çiziyorsun. Diğer köşegeni de çizelim mi? Çizelim ve köşegenler dik kesiyor. E bu köşegenle şu köşegen de birbirine eşit değil mi? Eşit. Eşitleri yaz. Aa yazınca ne çıktı? Hocam şununla da şu ikiz kenar oldu. E köşegenler aynı zamanda böyle açı ortaydı. 45 45'ti. E burası da 45 burası da 45. E burası e, ne oldu o zaman arkadaşım? Şu ikiz kenar üçgen oldu ya. Bak 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 şu ikiz kenar üçgen oldu ya. Şu köşegenlerin eşitliğinden. Bununla da bu eşitti. İkiz kenar üçgen 45 artı alfaysa burası da 45 artı alfa yapar. E, o zaman bitti. 45 artı alfa 45 artı 2 alfa eşittir 90 olduğundan 2 alfa 45 olduğundan alfa da böylelikle 22 buçuk çıkar. Evet cevap balık kesir oldu. Örnek 11'de. Geldik örnek 12'ye. Köşegen verilmiş. Ne yapacaksın? Diğer köşegeni de sen çiz. Karede köşegen önemli bir yere sahip. Köşegeni çizdin. Saçma bir şeyle karşılaşırsan eğer e, özel işe mantığını kullanabilirsin. Yani şurada 45'in mantığını da kullanabilirsin. Biraz sonra sorusunda büyük ihtimalle karşılaşabiliriz. Şimdi tüm köşegen 8. 8 ise 4, 4 diye bölecek. Yani buraya 3 kaldı. E hocam bütün her yer 4, 4 değil midir? Evet. E, 3, 4, 5 üçgeninden burası da 5 çıkar. Örnek 12. Akçay. Geldik örnek 13'e. ABCD kare 8 ve 10 verilmiş. Dur bakalım neresi 10? AE uzunluğu 10. Bak bunun tamamı 10 verilmiş. Hocam 6 8 10 değil kardeşim bak bunun tamamı 10. Dik üçgen burada şey yapamayız. Evet 90'lar alfa beta'ya mı dalsak? Alfa beta'ya dalsak valla eş üçgen çıkmadı, benzer üçgen çıkmadı. Kenarları belli olan üçgen yok burada. Y dersem 10 eksi y 2 bilinmeyen olacak. Demek ki buradan da çıkmayacak. Böyle benzerlikten falan da çıkmayacak. E ne yapabiliriz o zaman? Burada burası 10 verilmiş, burası 8. Kareye ya. Ee, a köşegen çizebiliriz. Yani sıkıştığımızda köşegen güzel bir hamledir. Şu köşegeni çizsek ne olur? Hocam karenin mi kenarı 8'di zaten. 8 8 iken burası 8 köklü olur. Ana burada da bir dik üçgen karşımıza çıktı mı çıktı. 10 var 8 köklü var x. Yani 8 köklü'nün karesi. 8 köklü'nün karesi eşittir. X'in karesi artı 10'un karesi yapar. 64 çarpı 2'den 128. E, eksi 100 eşittir. X kare yapar. X kare buradan 28 yapar. E, buradan da x kök 28 olacaktır. 4 çarpı 7 ya. O da 2 kök 7 mi çıkar? Evet. Örnek 13 balık esir çıkar. Geldik örnek 14'e. Bak şimdi. Bak şimdi olaya bak. Hocam alfa beta. Burası da alfa mı? Evet. Ya ne var burada? Alfa beta 90. E bir daha alfa beta oluşturabiliriz. Şuradan dik çizersem olur ama genelde karede işimiz eş üçgen. E burada al, alfa 90 beta. 90'ın karşı çift çizgi. Burası da çift çizgi ya alfaya ait zaten daha önce üçgende açıdan da biliyoruz. Yani dik üçgenden de biliyoruz. Ee, ya buradan dik çizeceğiz ya bu köşeden dik çizeceğiz. Bu köşeden dik çizince sadece dışarıya düşüyor dikimiz. Bak alfa 90 beta buradaki dik daha mantıklı oldu. Yani senin şu üçgeninle şuradaki üçgenin ne oldu. 90'ın karşısındakiler de eşit olduğu için eş üçgen oldu. Alfanın karşısı 1 ise alfanın karşısı burada da 1'dir. Betanın karşısı 3 ise burada da betanın karşısı tamamen 3'tür. 2 kaldı buraya. E burada pisagor bağıntısı. 1, 2 kök 5 üçgeni olduğundan dolayı örnek 14'ü akçay buluruz. Geldik 15'e. Dik üçgen dışında. Bak karelin dışında bir dik üçgen varsa kareleme metodu. Dışında bir tane daha üçgensiz oluşturun. Ama nerede oluşturacağınızı pek kestiremiyorsunuz bazen. Ha hocam şurada mı oluştursak şöyle? Olmadı. E hocam burada mı oluştursak? Bak bu sefer burada oluyor. Şunu şöyle çizin. Buradan da dik çizince oluyor bak. Gördün mü? Gördün mü? Olay bu. Bak şuradan çizince oldu. Ya da kareleme metodu deyip bütün dışarıda da kareyi de sen de oluşturabilirsin bu şekilde. Anlaştık. E hocam burada alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta ya. Bütün üçgenler eş üçgen bu 1'e 3'lük üçgen bu da 1'e 3'lük üçgen bu da 1'e 3'lük üçgen bu da 1'e 3'lük üçgen. Dışında bir tane üçgen varsa bir tane de bütün üçgenleri sen çiz kareleme metodu. Beta'nın karşısı 1 ise Beta'nın karşısı her yerde 1. Her yerde 1. Alfa'nın karşısı 3 ise alfa'nın karşısı her yerde 3, 3, 3, 3. Ama x'e ait dik üçgen sadece burada oluştu. Yani şuradaki üçgen ve şunu çizseydik de sonuca tam anlamıyla da ulaşıyorduk. Ee, ben isterseniz diğerlerini de sileyim. Ama o şekilde kareleme metodu kullandığımızı da bil. E o zaman burada ne çıktı? Hocam burası 3. Burası 90. Burası 4. 3, 4. 5 üçgeninden dolayı cevap Cihan çıkar. Örnek 15 Cihan. Geldik örnek 16'ya. Hmm. Bu çift çizgiler boşuna verilmemiştir. Hocam A A diyelim. Bu bir kare ya. Karenin bir kenarı A artı B ise. A artı B. A artı B. Bak. Çift çizgili üçgene dikkat eder misin? 90. Hocam bu üçgen A'ya A ya artı B'li mi? 90'ın kolları A'ya A ya artı B. Hocam bu üçgende 90'ın kolları A'ya A ya artı B. E o zaman bunlar ne olmak zorunda? Eş. Aynı açının kolları aynı. Yani 90'ın kolları bak. A'ya A ya artı B. A'ya A ya artı B. Nereden uyandım? Bu çift çizgiye ait şu üçgene bakmalıyım. Burada da bu üçgene bakmalıyım. E burada A'ya artı B, A'ya artı B. Yani sarı üçgenle şuradaki mavi üçgen eş oldu. Madem eş aynı açıları gören açılar eşit. A'yı gören alfa ise A'yı gören burada da alfadır. E hocam o zaman bak burası ne oldu? 90 eksi alfa oldu. Şu ikisinin toplamı da 90 yaptı. Burası 90 oldu. E bizden ne isteniyor? DL. DL. Tamam bulmuşuz zaten. Açı isteniyor. Cevap 90. Yani örnek 16. Ceyhan olur. Geldik örnek 17'ye. Evet şekil 1'de şöyle bir katlama var. Katlama. Burası 60 dereceymiş. Burası da 30 derece oldu mu? Oldu. Sen bunu böyle katladığın zaman üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Şu kenarlar da birbirine eşit. 30 derece ise burası da 30 derece değil mi? Evet. E tamamı 90 dereceydi. Buraya da 30 derece kaldı mı? Kaldı. Bu 25'i kullanacağım ben şimdi. 30'un mantığını da kullanayım. Hocam şuradan bir dik çizersem o zaman 90'ın karşısı 2A ise 30'un karşısı A mı olacak? Evet. Burası 13 ise burası da 13 oldu. Çünkü şuradan dik bir çizilmiş burada. Katlandığında C köşesine N noktasına geliyor. N noktasına DA uzaklığı diyor ya. DA'ya olan uzaklığı. Yani burası 90. E hocam burası 90, 90, 90 ise dikdörtgen oluştu burada. Burası da 90 oldu. Tamamı 25'ti. tamam 25 olduğundan buraya 12 kaldı. E o zaman burası da 60 ya. Her şey çıktı galiba. 60'ı karşısı 12 ise. 30'un karşısı 12 bölü kök 3. 30'a 60'a geçiş köküç kat ya. O zaman 12 bölü köküç. 12 köküç bölü 3'ten köküç eşleriyle çarparsam. Yani 4 köküç oluyor. Evet burası 4 köküç oldu. E hocam 30'un karşısı 4 köküç ise 90'ın karşısında 8 köküç oldu. Şu katlamalarda birbirine eşit. Burası da 8 köküç. Bizden ne isteniyor? Kartonun bir yüzünün alanı. Bir bitti. Burası 8 köküç ya. Şu bizden 25 çarpı 8 köküç isteniyor. 25 ile 8'in çarpımı zaten 100. Bir de köküç de var. E o zaman ee, kaç? 25 ile 8'i çarpma. 200 pardon. 200 köküç mü yapıyor cevap? Evet. Örnek 17. Böylelikle 200 köküç oldu. Geldik. Örnek 18'e. Kare biçimindeki 3 karton birer köşesi A noktasında kesecek biçimde aşağıdaki gibi üst üste konulmuş. Evet 7, 3 ve x verilmiş. Kareden dolayı x. E, burası x artı 7. x artı 7. x artı 10. x artı 10. Yani buraya da 3 mu kaldı? Evet. Burası x, 7, 3 olacak bir kare burası da x artı 7 tamam şimdi de verilmiş bize boyalı bölgelerin alanları eşit ha, yeşil boyalı ile sarı boyalı bölgelerin alanları birbirine eşit e tamam buluruz bunları hocam şöyle sarı boyalı bölgeyi bu şekilde buluruz 3 ise 3 burası x artı 7 mi x artı 7 ee, hocam burası 3x artı 3x artı 3 kere de 21 yaptı burası da aynı şekilde x artı 7 ya Burası da 3x artı 21 yaptı. Alan olarak e hocam burası 3, burası da 3, burası da 3 kere 3, 9 yaptı. Evet sarı boyalı bölge bu şekilde geldi. Yeşil boyalı bölge de yani aynı şekilde şöyle şöyle yapacak olursak 7 ise 7, burası da 7, burası da x. Hocam burası 7x alan olarak burası da x 7x alan olarak 7 kere 7 49 burası. E bu alanları eşitleyeceğiz. 14x artı 49 eşitleyelim bakalım. 14x artı 49 alanı eşittir. 3 3 6x artı 21 21 42 9 daha 42. 9 daha 51 yapıyor. 6x attım buraya. E o zaman ne geldi? 8x geldi. E, 49. 51'den de 49 çıkınca 2 geldi. E o zaman x de buradan 2 bölü 8 demiş ne işte oluyor? Evet. x yani 1 bölü 4 yapar. E o zaman cevap çıktı. Bizden x isteniyor zaten. Örnek 18. Böylelikle balık esir çıkar. Geldik örnek 19'a. Bir katlama var burada. Tamam eski haline geri getiriyorum. Hemen 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 hemen. Hemen eski haline geri getir. 8. 8 bu buraya geldi. 8 üste binen kenarları eşit. Bunlar da birbirine eşit. Hocam bu açılarda birbirine eşit. Şuradaki açılarda birbirine eşit diye yazdık. Sonra ADC üçgen oluşturulmuş. Büyük parçaya yapıştırılıyor. Tamam. Ne yapılmış bu? Ay 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 ay. Bu kesilip böyle yapıştırılmış. Bu katlama değilmiş aslında. Aynı şey ama ya fark etmiyor. Şimdi dikdörtgeni bir şekilde kesiliyor. Ede boyunca kesiliyor. Sonra ne olmuş? Ters çevrilip bu buraya yapıştırılmış. Tamam. Şurada açı da vermişler. Açıyı da yazalım. Hocam ADE açısı alfa iken EDC açısı 5 alfa verilmiş. E, burası alfa iken alfa iken EDC neresi? EDC 5 alfa. EDC burası 5 alfa. Ha, toplamda 6 alfa eşittir zaten. 90 olduğunu biliyoruz. Alfa buradan 15 çıkar. Alfa dediğimiz 15 derece. Tamam 15 dereceyi yazalım. Burası 15. 15 30. Buraya 60 mı kaldı? Evet. E sonrasında ne istemiyor bizden? Alan A üstü DC. A üstü DC. Vay 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 vay. Şu üçgenin alanı artık kolay. Niye? Hocam şu buraya böyle kesilip yapıştırıldı ya. 8 ya burası da. Eş yapılardan dolayı. Hocam burası da 12 ya. Tabana ait yükseklik lazım bana. 90'ın karşısı 8. 30'un karşısı 4. 60'ı karşısı 4 köküç yapar. E taban 12 iken yükseklik 4 köküç. 12 çarpı 4 köküç bana alanı verir mi? Vermez. Çünkü üçgenin alanından bahsediyoruz. Taban çarpı yükseklik bölü 2, 12 çarpı 4 köküç bölü 2 bize alanı verir. Onlar da sadeleşince 6 kere 4 24 kök 3 yapar mı? Cevap yapar. Evet cevap balık kesir oldu. Örnek 19'da. Geldik örnek 20'ye. Kare şeklindeki bir kağıdın üstüne dikdörtgen kağıd şeklindeki başka bir kağıt konuluyor. Bak kare şeklindeki bir kağıt. Arkadaş ben buraya bir x dersem bu kare şeklinde olduğu için x artı 11 ise o zaman burası da x artı 11 olacak. Buraya x artı kaç kaldı o zaman? 7 mi kaldı? Evet. Şimdi A ile F noktaları arasındaki uzaklık verilmiş. X iken X hocam A F arası da verilmiş. Burası da 13 verilmiş. Yap Pisagor'unu. Ya ne Pisagor'u? Uğraş. 13 varsa hocam hisset. 5 12 13 mü? 5 koyarsam X yerine. 5 12 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Tamam. Mavi renkli bölgenin alanı nedir diye soruluyor bize. Eyvallah. E o zaman ben X'i 5 bulduysam mavi renkli bölgenin alanı bulurken ayrı ayrı böyle dikdörtgenler oluşturup bulabiliriz. Ya da tüm alandan X'i 5 bulduk ya burası 16 yaptı. Yani 16'nın karesinden neyi çıkartacağım? Hocam 20'yi çıkartacağım. Yani 5 çarpı 4'ü kırmızı alanı çıkartarak mavi bölgenin alanı bulabiliriz. 256. 16'nın karesi 256'dan ne çıkıyor? 20 çıkıyor. O da 236 oluyor galiba. Niye burayı düşürürken tutuyorum? onu anlamış isteyelim. Bu ara bir tik oldu bende. Örnek 20 denizli. Çıkar. Ve geldik örnek 21'e. Bir kenar 16 santimetre olan ABCD karesi. 16'ları yazalım ayıp olmasın. 16 16 16. Evet şimdi ne olmuş? Şeklinde ABCD karesi ile CE arasına şuraya bir esneyebilen bir lastik verilmiştir. Tamam. Lastik bir noktasına tutularak AD kenarında orta noktası olan F'ye takıldığında AD'nin orta noktası olan F'ye takılmış. 8 8 yani burası. Hocam burası 16 mı? Evet. 8 16 burası 8 kök 5 falan filandı fistan'dı. Burası da 16. Tamam. TB uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaş ne yapacaksın? Ya hocam şuradan dik falan çizeyim dersiniz ama gerek yok. Dal alfabetaya. Hocam dalayım alfabeti o zaman. Buraya alfa, buraya beta, buraya alfa, buraya beta dersem. Alfabetalılar arasında en sevdiğim var. Güzeller içinden bir bunu sevdim diye bir seçtim, sevdim. Öyle bir şarkı vardı o aklıma geldi nedense. Neyse. Güzeller içinden bir seni seçtim. Evet alfabeta çok önemli değil miydi? Evet. Alfadan beta'ya geçiş. Özellikle bak 1'e 2. O zaman bütün alfa beta'ya üçgenler de bu şekilde. Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. O zaman burası 4 diyebiliriz kardeşim. E tamam 16'ydı. O zaman buraya ne kaldı? 12 kaldı. Hatta burası da beta burası da alfa deyip alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. Buraya da 24 yazabilirsin kardeşim. Ama yazmana gerek yok. Benden TB isteniyor. Bak TB uzunluğu bulduk. Cevap kaç çıktı? 12 çıktı mı çıktı. O zaman 21'i de Akçay bulduk. Ve Devamını devamı tamamıyla yeni nesil gibi gözüküyor şöyle baktığımız zaman. Devamını sonraya bırakıyoruz o zaman arkadaşlar. E o zaman ne diyoruz? Bir sonraki ders 11. gün 2. videoda dikdörtgen ve karenin yeni nesil ağırlıklı sorularında görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.